İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Pontuslu Rumlara uygulanan soykırımın 100. yıl dönümüne adanmış etkinlikler düzenlenecek. Nikol Paşinyan ve Andrei Kasperçik Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ilişkin müzakere süreciyle ilgili konuları ele aldı. Ve Ekonomist Dergisi Ermenistan'ın yılın ülkesi seçilmesi vesilesiyle Ermenice kutladı. Rantik cinayeti davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Suriye'nin yeni anayasası Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda tartışılıyor. Ermenilere tazminat talebinde bulunan avukatlar Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'nde başvurdu. Tigranagert Barajı'nda yeni bir mekanik kapağın takılması çalışmalarına başlandı. Yunanistan Pontus Dernekleri Federasyonu 9 Aralık 2018 Pazar günü Selanik'te Pontuslu Rumlara uygulanan soykırımın 100. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan logonun tanıtımını yaptı logonun tasarımcısı Konstantin Karakasidis logo ile ilgili bir sunum yaptı ve logoyu nasıl oluşturduklarını açıkladı. Karakasidis yaptığı konuşmada soykırımların bir daha gerçekleşmemesi için 1919 yılında yaşanan Pontus Rum soykırımının dile getirilmesi ve bu tarihle hesaplaşılması gerektiğine de vurgu yaptı. Federasyon yöneticileri ise 2019 yılı içinde 100. yıl ile ilgili yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verdi. 2019 yılında Yunanistan çapında düzenlenecek maraton yarışlarına bu logo ile katılanacağını, soykırım temalı sinema festivallerinin düzenleneceğini, kan bağışı ve ağaç dikimi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceğini söylediler. Ayrıca soykırımın tanınması için ise çeşitli konferans ve mitinglerin organize edileceği belirtildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Agit Başkanı'nın kişisel temsilcisi Ancay Kasperçek ile görüştü. Muhataplar Dağlı Karabağ sorununun barışçı çözümüne ilişkin müzakere süreciyle ilgili konuları ele aldı. Taraflar barış süreci için karşılıklı güven ve barış ortamını yaratmak için atılacak adımlara önem verdiler. Etkili İngilizli Ekonomist adlı haftalık dergi Ermenistan'ı yılın ülkesi olarak tanıdı. Derginin internet sitesinde yılın ülkesi yıllık yarışmasına katılma kriterlerinin ülkenin mali durumu veya ülkenin nüfusu veya mutfağı değil son 12 ay içinde ülkede kaydettiği ilerleme olduğu belirtiliyor. The Economist dergisi geçen yılın kazananı olan Fransa bugün ayaklanmalar içerisinde 2015 yılının kazananı Myanmar ise kanlı gerileme yaşıyor diye yazdı. Böylece dergi üç ülkeyi öne çıkardı. Malezya'da bir anda 700 milyon doların kendinde nasıl belirdiğini inandırıcı bir şekilde açıklayamayan başbakanı seçmenler reddetti. Seçimlerde muhalefet zafer kazandı. Derginin sözlerine göre Malezya yılın ülkesi olabilirdi. Fakat yeni başbakan Mahathir Muhammed'in ülkedeki ırksal uyuşmazlığı ortadan kaldırmak için hiçbir çabada bulunmaması yürünün hoşuna gitmedi. Etopya'da ise sıra dışı bir yılda iktidardaki parti reformist Abiy Ahmed'i lider olarak seçti. Bu kişi politik tutukları serbest bıraktı, medyaya özgürlük sağladı ve 2020 yılında gerçek seçimlerin gerçekleştirileceği sözünü verdi. Abiy Ahmet yılın adamı unvanını alabilirdi fakat dergiye göre yeni başbakanın etnik iç şiddeti engelleyip engellemeyeceği açık değil. Ermenistan'da ise Cumhurbaşkanı Ser Sargsyan, başbakan olarak iktidarını korumaya çalıştı halk protesto etmek için sokağa çıktı. Karizmatik ve sakallı eski gazeteci ve milletvekili olan Nikol Paşinyan protesto dalgaları sonucunda iktidara geldi. Dergi onun partisinin seçimlerde %70 oy aldığını yazdı. Dergi ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki hoş olmayan sınır anlaşmazlığının henüz çözülmediğini de kaydetti. Yine de sorunlu bir bölgede bulunan ülke demokratikleşme ve modernleşme fırsatına sahip. Bu nedenle de Ermenistan yılın ülkesi ünvanını kazandı diyerek sonlandırırken İngilizce kelimelerle şunlara vurmam diye yazarak Ermenistan'ı kutladı. Ranting cinayeti davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgür'e katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise Sekbis aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden duruşmaya katıldı. Halen ev hapsinde bulunan dönemin Trabzon İl Alay Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlerinden Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar davaya katıldı. Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Hülya Deveci, Sebu Aslangil, Bahri Belen, inci iş bulur ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de takip etti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan daha sonra Rize Emniyet Müdürü olan Şammaz Demirtaş ile 2005'ten sonra dönemin terörle mücadeleden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hakan Aydın Türkeli de tanık olarak dinlendi. Ding ailesi avukatlarından Bakırcıoğlu, Orhan Pamuk'un duruşmalarında meydana gelen olaylardan sonra Pamuk hakkında somut ölüm tehdidi olmamasına karşın koruma tedbiri alındığını hatırlattı. Demirtaş, aynı koruma süreci Hrant Dink için de alınabilirdi, dedi. Duruşma öncesinde Hrant'ın arkadaşları Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Bülent Aydın şunları söyledi. 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası 84. duruşması için adalet nöbetindeyiz. Bir ay sonra 19 Ocak günü Hrant Dink'in katledilmesinin 12. yılında Agos gazetesinin önünde vurulup düştüğü yerde anacağız cinayet davasının ardından gelen aylarda 12. yılını dolduracak. Biz Hrant'ın arkadaşları ilk duruşmadan beri buradayız. Adalet talebimizi haykırmaya ve Hrant için adalet demeye devam ediyoruz. Altısı tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada bu hafta yapılacak duruşmalarda mahkemenin davet ettiği tanıklar dinlenecek. Hrant Dink'in gerçek katilleri hak ettikleri cezayı alana ve bu alçakça cinayetin hesabı tüm ortaklardan sorulana kadar bu dava bitmiş olmayacak. İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Suriye sorunuyla ilgili özel temsilcisi Stefan de Mistura ile birlikte Suriye Anayasa Komisyonu'nun kurulması konusunda görüşmelerde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zafir ile onun Rus ve Türk meslektaşları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu Suriye sorunuyla ilgili Birleşmiş Milletler Teşkilatının heyetiyle İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Suriye barış sürecinin garantörü üç ülkenin dışişleri bakanlarının Birleşmiş Milletler Teşkilatı heyetiyle görüşmesi Suriye'de yaklaşık 8 yıl süren savaştan sonra yeni anayasa ve seçimlere hazırlık için yeni yollar açabilir acaba inisiyatif başarılı olacak mı sorusunu Zarif evet umudum var diye cevapladı. 31 Aralık'ta görevinden ayrılacak olan Dömstira, Ocak ayından itibaren 150 kişiden oluşacak yeni bir anayasa komisyonu oluşturmak için adımlar atıyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı yaptığı açıklamada Cenevre görüşmelerinin yeni bir Suriye Anayasası kurması için güvenilir, dengeli ve yaratıcı bir komisyon oluşturmaya odaklanacağını, görüşmenin 20 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'nde Mistura'nın aylık konuşmasından önce gerçekleşeceğini belirtti. Komisyon 50'si Şam tarafından, 50'si muhalefet tarafından, 50'si ise Birleşmiş Milletler teşkilatı tarafından seçilecek olan 150 üyeden oluşacak. Komisyon ayrıca sivil toplum temsilcilerini, dini ve kabile liderlerini, uzmanları ve kadınları da içerecek. Şam, Birleşmiş Milletler teşkilatının sunduğu listeyi reddederek kendilerinin Rusya, İran ve Türkiye ile birlikte liste hazırlayacaklarını belirtti. Uzmanlar komisyonun kurulması halinde bile bunun çalışmasının zor olacağını vurguluyor. Mart 2011'den itibaren Suriye pek çok kereler askeri operasyonlara hedef oldu. Suriye hükümeti İsrail rejiminin ve onun batı ve bölgedeki müttefikleri ülkeyi harabeye çeviren terörist grupları desteklediğini belirtiyor. Astana'da İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla Suriye'nin barışçıl görüşmelerinin 11. aşaması gerçekleştirildi. Görüşmelerin 10. aşaması 30-31 Temmuz günlerinde Karadeniz'deki Rus tatil yeri Soçi'de gerçekleşmişti. Kasım ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen 11. aşamada Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü tanınmıştı. Ermenilere yönelik soykırım sırasında Türkiye'nin işgal ettiği topraklar için tazminat talebinde bulunan Ermenilerin avukatları Yargıtay 9. Dairesi'nde konuşmada bulundular. Türkiye'nin faaliyetlerini kınayan ilgili uluslararası yasaların o dönemde var olduğunu ve yargı sürecinde dikkate alınması gerektiğini belirttiler. Soykırımı yaşayan Ermenilerin nesilleri Aralık 2010 tarihinde dava açarak Osmanlı İmparatorluğu'nun atalarının topraklarını yasadışı bir şekilde işgal ettiğini ve bunların satışından yasadışı olarak kazanç sağladığını iddia ediyorlar. Davacılar Alex Bakalyan, Anais Harutyunyan ve Rita Magdesyan yaklaşık 65 milyon dolar tazminat talebinde bulundular ve Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı soykırımla ilgili Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde yargılanabileceğine karar verdiler. Bu dava atalarının mülkiyet belgelerini sunabilen Ermenilerin hayatta kalan varislerine özeldir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti ana vatan işgalinin ve onun milyonlarca Ermeni ahalisinin örgütlü bir şekilde katledilmesinin ahlaki açıdan maliyetinin olamayacağını zorunlu olarak hatırlatmaktadır. Ancak 1894'ten 1923'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun ve daha sonra Türk hükümetlerinin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırım, 2015'teki gerçek verilerle Ermeni halkına verilen maddi zarar 12,5 trilyon avrodur. Buna işgal edilmiş Batı Ermenistan topraklarının sorunu dahil değildir. Dicle Barajı'nda kopan kapağın yerine 200 tonluk yeni kapağın takılması için çalışma başlatıldı. Baraja takılacak yeni kapak 7 tırla Ilısu Barajı'ndan Egil ilçesine getirildi. Diyarbakır'ın Egil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nın 3 kapağından birinin 13 Aralık'ta yerinden kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi metrelerce yükselmiş ve nehir yatağı kıyısında bulunan Egil, Yenişehir, Sur, Çınar, Bismil ve Hasankeyf ilçelerindeki çok sayıda iş yeri ve tarım arazilerini su basmıştı. Yine UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel bahçelerinin bir kısmı da sular altında kalmıştı. 7 tırla Ilısu Barajı'ndan Egil ilçesine getirilen 200 tonluk yeni kapağın montajı için ise çalışma başlatıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ruben Sassunti'nin seslendirdiği Hayır Tatsek Yerler eseri sunuyorum. <laughs> Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.